İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Hükümet görev süresinin sonuna kadar özel gereksinimli çocuklar için 500 asistanın istihdam edileceğinin sözünü verdi. Başbakan Albin Kurti, özel ihtiyacı olan çocukların hayatının düzelmesi için bazı vaatlerde bulundu. Konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Kurti, özel ihtiyacı olan çocuklar için her yıl 100 asistanın istihdam edilmesinin öngörüldüğünü belirtti. Kurti paylaşımında "Hükümet programında yer alan 100'er asistanın istihdam edilmesini öngördük. Dolayısıyla görevimizin sonuna kadar okullarda en azından 500 asistan istihdam edilecek ifadelerine yer verdi. Kurti, şu anda diploma sahibi ve işsiz sadece 70 asistanın olduğunu da sözlerine ekledi. Dışişleri ve Diyaspora Bakanı Donika Gırvalla bugün Kosova Meclisi Avrupa Entegrasyon Komisyonu açıklamalarda bulunmak için gitmedi. LDK saflarından gelen komisyon başkanı Rezarta Krasniç'i, Bakan Gırvala'nın acil bir ziyaret nedeniyle komisyonun çalışmalarına katılmadığını duyurdu. Krasniçi, pazartesi günü bakanın bugün komisyon toplantısında açıklamalarda bulunabileceğine dair teyit aldık ve dün kabinesinden acil bir gezi nedeniyle bakanın bugün toplantıya katılmayacağını belirten bir bildirim aldık dedi. Komisyon Başkanı Krasniçi, Dışişleri Bakanı'nın komisyon toplantısına katılmamasını sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü artan grip vakaları nedeniyle vatandaşlara grip aşılarını olmaları çağrısında bulundu. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada bağışıklama programı halk sağlığı alanında başarılı bir süreç olarak kabul edilerek aşılamanın birçok hayati hastalıktan kurtardığı kanıtlanmış, en uygun maliyetli müdahalelerden biri olduğu vurgulandı. Kosova'da grip aşısı yüksek riskli gruplar için grip mevsiminden önce yıllık olarak sağlanmaktadır. 2021-2022 sezonunda 140 bin dozluk aşı miktarının ülkenin tamamına sağlanması için planlama yapılmıştır. Grip salgını ve diğer hastalıklarının riskini azaltmak ve ortadan kaldırmak için Kosova Cumhuriyeti hükümetinin önceliklerinden biri Kosova topraklarında yaşayan tüm toplulukları kapsamayı amaçlayan genişletilmiş bir bağışıklama programının uygulanmasıdır ifadelerine yer verilen açıklamada mevsimsel grip ve yol açabileceği sonuçlardan korunmak için tüm vatandaşların grip aşısı olmaları çağrısı yapıldı. Kosova'da son 24 saatte 20 yeni vaka tespit edildi. 12 kişi ise iyileşti. Diğer taraftan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadı. Ülke genelinde 322 aktif vaka bulunuyor. Diğer taraftan Sağlık Bakanı Rifat Latifi ülkede epidemiolojik durumun istikrarlı olmasına rağmen Covid-19 tedbirlerinin hafifletilmeyeceğini söyledi. Amerika Sesi Radyosu'na bir demeç veren Bakan Latifi, Avrupa ülkelerinde Covid vaka sayısında büyük artış var. Bize kıyasla çok daha gelişmiş sağlık sistemlerinin olmasına rağmen hastanelerde olağanüstü sorun yaşanıyor. Biz şansımıza daha istikrarlı bir durumdayız. Ancak durumun kötüleşmemesi için çok dikkatli olmalıyız. Çünkü durum gün içerisinde kötüleşebilir ve biz durum gereğince başka tedbirleri de almaya hazırız. Şimdilik durum iyidir şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı bugüne kadar Kosova'da hiçbir omikron varyantı vakasının kaydedilmediğini ancak dünyada olduğu gibi ülkemizde de bunun olmasının mümkün olduğunu ileri sürdü. Kosova'da üçüncü ve güçlendirici aşı dozu da verilmeye başladı. Bakan Latifi ise aşılamanın ölüm ve hastanelere kaldırılmanın önlenmesinde tek yol olduğunu belirtti. Sinema dünyasından ülkemizi gururlandıran bir haberle devam edelim. Blair Tabasholi'nin yönettiği uzun metrajlı Joy Uyanış filmi başarıdan başarıya koşuyor. Film prestijli Oscar adaylığı için kısa listeye girmeyi başardı. 27 Mart'ta Los Angeles'ta düzenlenen törenle 94. Oscar ödülleri sahiplerini bulacak. Kosova'da savaş döneminde yaşanan acı bir hikayenin konu olarak işlendiği Joy uyanış filmi 15 uluslararası filmden oluşan kısa listede yer almayı başardı. Uyanış filminin film akademisinin en prestijli ödülüne aday gösterilmesinin ardından Başkan Viosa Osmani Twitter'dan yaptığı paylaşımda bu film tarih yazıyor ifadelerine yer verdi. Joy filmi Kosova'daki savaş sırasında kaybolan kocasını arayan ve ailesiyle birlikte hayatta kalabilmek için bir iş kuran Fahriye Hote'nin gerçek hayat hikayesinden esinlenmiştir. Oscar adayları 27 Ocak'ta başlayacak oylama ile belirlenecek 8 Şubat'ta 2022 Oscar adayları açıklanacak. Sayın seyircilerimiz, şimdi sizi ilginç bir sergiye götüreceğiz. Prizren'de Orkide Kadınlar Derneği tarafından açılan Dairelerde Prizren Tarihi isimli resim sergisi büyük ilgi gördü. Sergide Orkide Prizren Kadınlar Derneği üyesi kadınların geleneksel çalgılarımızdan daire üzerine yaptıkları Prizren'in tarihi yapıtları, camileri, sokakları ve diğer güzelliklerini yansıtan çalışmaları büyük ilgi gördü. Dernek olarak kuruluşumuzdan bu yana başlattığımız sanat projelerimiz başladığı günden bu yana pek çok sayıda kadına ulaşmayı başardı. Projelerimiz her zaman kadınların sosyal yaşama dahil ederek kendilerini sanatla ifade etme yolunu ve yeni istihdam fikirlerini açmayı amaçlamaktadır. Bizre'nin Kosova'nın tarihini nereye resmedersek o bizimle kalacaktır. Ee, tabii ki sadece resimde değil TİKA'mızın Diyanet İşleri'nin ve diğer kurumların bu güzide e, eserlerin e, dimdik ayakta kalması için her geçen gün e, çalışılıyor. E, bu bizim için bir değerdir, e, tarihimizdir. Bu tarihimizi korumamız gerekiyor. Kültürümüz bizim e, öz bebeğimiz onsuz olmaz. 500 yıllık kültürü bugünlere kadar e, getirdik. Bundan sonra bu tarih eserleri ...dimdik ayakta kalması gerekiyor, kullanılması gerekiyor. Orkide Prizden Kadınlar Derneği'nin her biri birbirinden değişik geliştiri projelerinden biri olan... ...ve Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla gerçekleşen sergiye... ...Kosva Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile... ...Milletvekilleri Fiden Brinay Jılta ile Enis Kervan, Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar... ...yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Orkide Kadınlar Derneği'nin her zaman olduğu gibi bugün de başarılı bir sergiye imza attığını görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. En çalışkan soydan, soydaş derneklerimizden biri olan Orkide Derneği, ata yadigarı kültürel emanetlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol oynamayı sürdürüyor. Bu defa her zaman güzelliğiyle, canlılığıyla, insanlarıyla özel bir şehir olarak tanınan Prizre'nin tarihi eserlerini geleneksel defler üzerinde resmeden tüm kadınlarımızı bu elemeyi göz nuru çalışmaları için tebrik ediyorum. Yeni mekanlarda düzenlenen ilk sergi programı olma özelliği taşıyan dairelerde Prizden Tarihi adlı resim sergisinin açılışı bizi Orkidenin geçmiş yıllarda yaptığı faaliyetler gibi bu güzel faaliyette de mutlu etti. Sergide Prizden şehrinin tarihsel güzellikleri geleneksel çalgımız dairelerde gözler önüne serildi. <laughs> Sıradaki durağımız Türkiye. Yerli koronavirüs aşısı Turkovaka acil kullanım izni çıktı. Bugün itibariyle Türkiye'de seri üretim başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da Turkovak aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlaması törenine video konferans yöntemiyle katılıyor. Erdoğan, "Ülkemizde üretilebilir hale gelmesi çok önemlidir. Kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş çok daha anlamlıdır. Yerli aşımızın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi ve ekledi. "Böylece vatandaşlarımıza Sinovac ve Biontech aşısının ardından Turkovak'ı da sunabileceğiz." Turkovak'ın üretimiyle birlikte tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Turkovak aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum." Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "gelecek hafta sonundan itibaren yıl bitmeden başta şehir hastanelerimiz olmak üzere kullanıma geçeceğiz." dedi. Şimdi bugün ve yarınki hava durumuna bakacağız. Ardından da kapanış için tekrar karşınızda olacağız. Ülkemizde parçalı bulutlu bir gün yaşanıyor. Günün en yüksek hava sıcaklığı başkent Priştine'de bir dereceyi gösterdi. Kosova Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarında bulutlu hava etkisini sürdürecek. Günün en yüksek hava sıcaklıkları 0 ile 2 derece dolayında seyredecek. Sayın seyircilerimiz, bir haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yarın yeniden birlikte olmak dilekleriyle sizlerden ayrılıyoruz. Sağlıcakla kalın.